Merhaba değerli Yeni Gün izleyenleri. Bugün 22 Ağustos Salı, İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. İzmir'de çöp tartışmaları büyüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın Harmandalı Gerçeği başlığıyla yayımladığı mesajla birlikte çöp depolama alanları konusu gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Kaya'nın yayımladığı mesajı sert bir şekilde eleştirerek, sloganları bırakıp alt metne bakmak zorunda. İzmir'in çöp sorunu sadece siyasi sloganlarla düzeltilmeyecek kadar bilgisiz, alt metinsiz, tartışılmayacak kadar ciddi dedi. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu üyesi kamu çalışanları İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem düzenleyerek basın açıklamasında bulundu. Memur maaşı pazarlığına dikkat çeken BASK üyeleri TÜİK ve ENAG'ın aylık enflasyon yüzdelerini karşılaştırarak hangisine inanılması gerektiğini sordu. Hükümetin memurlara ikinci teklifi 2024 yılı ilk ay 6 ay %15, ikinci hafta %10, 2025 yılı için ilk hafta %6, ikinci hafta sadece %5. İzmir'de bir gecede 3 iş yerini soydular ve serbest kaldılar. İzmir'in Bornova ilçesinde bir gecede 3 iş... İzmir'de bir gecede 3 iş yerini soydular ve serbest kaldılar. İzmir'in Bornova ilçesinde bir gecede 3 iş yerinden soygun yapan ve yüz binlerce lira çalan şüpheliler an be an güvenlik kamerasına yansırken yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı. İzmir'de polis ekiplerince kent genelinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 50 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 69 şahsa işlem yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir depoda sigara izmaritinden dolayı çıktığı öne sürülen yangında 4'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise başına düşen beton parçasıyla yaralandı. Öte yandan dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 22 Ağustos 2023 Salı günü altın fiyatları, gram altın 1659 liradan, çeyrek altın 2826 liradan, cumhuriyet altını 11.250 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 7735'ten, dolar 27.19'dan, euro 29.58'den, petrol 84.31'den, bono 18.11'den işlem gördü. 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak: İzmir 36 derece, Bornova 39 derece, Karabağlar 36 derece, Karşıyaka ve Buca 38 derece, Çeşme 34 derece, Urla 36 derece, Foça 34 derece, Dikili 37 derece, Selçuk 36 derece, Çiğli 37 derece, Aliağa 39 derece, Ödemiş 38 derece, Menemen 39 derece ve Torbalı 40 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.